Başkanlık niyetinde ısrarlı olduğunu aldığı anket sonuçlarıyla da ortaya koyan Donald Trump, diğer Cumhuriyetçi Partili rakiplerine özellikle iş adamlığı dönemindeki deneyimlerine örnek gösterdi. Donald Trump, Washington karşıtı söylemleri ve rakiplerine karşı sert eleştirileriyle Cumhuriyetçi Partili seçmenler arasında düzenlenen kamuoyu yoklamalarında son birkaç haftadır üst sıralarda yerini korumayı başardı. Anketlerde Trump'ı yine siyaset sahnesinde hiçbir tecrübesi bulunmayan eski beyin cerrahı Ben Carson izliyor. Ancak Carson dünkü tartışmada ciddi bir varlık gösteremedi. Cumhuriyetçi Partili adaylar arasındaki en sıcak konulardan biri olan ve kongrenin onayını bekleyen İran'la yapılan nükleer anlaşma konusunda parti politikalarına uyuşmayacak iki öneri kenteki senatörü Rand Paul ve Florida eski valisi Jeb Bush'tan geldi. İki aday da bir sonraki başkanın bu anlaşmayı iptal etmesine karşı çıktı. Normalde Cumhuriyetçi Parti Obama yönetiminin büyük bir başarı olarak gördüğü İran'la nükleer anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Ancak anlaşmanın iptal edilmesine karşı çıkan Rand Paul, böyle bir yaklaşımı anlamsız bulduğunu söyledi. Abi 8, babası 4 yıl başkanlık yapmış olan Jeb Bush ise anlaşmayı yırtıp atmanın ülke stratejisiyle uyuşmayacağını söyledi ve bunun yerine İsrail ile ilişkilerin güçlendirilerek İran üzerinde caydırıcı etki oluşturulmasını önerdi. Küba asıllı Florida senatörü Marco Rubio ise Trump gibi dış politikada acemi bir adayın başkan olmasının Amerika'ya zarar vereceğini savundu. Donald Trump ve Jeb Bush arasında göçmenlik konusundaki atışmalar tartışmanın en kızıştığı anlar oldu. Bush göçmenlik konusundaki hassasiyetinin nedenini Meksika asıllı eşine bağlayan Donald Trump'a dönerek eşinden özür dilemesini istedi. Ancak Trump özür dilemedi. Trump ayrıca Amerika'da doğan çocukların vatandaş olmasını sağlayan anayasal güvenceye de karşı çıktı. Başkan olursa bu hakkı kaldıracağını söyleyen Trump, Amerika'nın bu konuda aptallık ettiğini savundu. Trump ayrıca programa katılan tek kadın aday olan Carly Fiorina ile de sert bir tartışmaya girdi. Daha önce kadınlarla ilgili skandal düzeyinde sözler sarf eden emlak devi Hewlett Packard şirketinin eski yöneticisi Fiorina hakkında bir dergiye verdiği demeçte işte, şu yüze bakın buna kim oy verir demişti. Bu konuyu değerlendirmesi istenen Fiorina bu ülkedeki tüm kadınlar Sayın Trump'ın ne söylediğini çok net bir şekilde duydu dedi. Trump ise Fiorina'ya dönerek bence çok güzel bir yüzü var çok güzel bir kadın diye konuştu. Bu arada Demokrat Parti'nin en kuvvetli adayı durumundaki eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Cumhuriyetçi Partili adayların tartışmasında hedefti. Clinton özellikle Dışişleri Bakanlığı döneminde yaşanan Bingazi olayı ve e-posta skandalları yüzünden eleştirildi. Demokrat Parti'nin başkan aday adayları ilk tartışmaları da 13 Ekim'de Las Vegas'ta gerçekleştirecek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington.